Televizyonda diyor, 2-3 kişi konuşurken, bir tanesi dedi ki diyor, peygamber hadisini inkar ediyor. İnkar etmek, ayeti inkar etmek gibidir. Ne çekirdeğini diyor? Acve. Acve. Acve olmasını yiyen, o gün zehir de yese bir şey olmaz mealinde bir hadisi. Hadisi, adam getirmiş, şimdi fare zehrini getirsem diyor, bunu sen yesen diyor. Getirmiş. Getirmiş. Acı hurmasını da getirmiş. Ye diyor. Ondan sonra bunu ye bakayım diyor. Hadise inanıyorsan ye. Şimdi getirmiş. Şimdi bununla alakalı olduğu için bunu, bu tertibi yapan zekâttır. Akıl ise 24. sözde 10 asılla hadisi meraptibini anlatıyor. Aynı bir ağız. Bak şimdi. Bak akıl nasıl olur. Aynı ağız. Buradan ayet çıkıyor. Bu ağızdan hadis-i kutsi çıkıyor. Aynı ağızdan hadis-i şerif çıkıyor. Aynı ağız, onun da nübüvvetinin çekirdeği olan beşeriyetinin iktizası, menduplar, müstahaplar vesaireler çıkıyor. Diyor ki, her ayet ahkam ayeti olmadığı gibi, her hadis-i şerif de ahkam hadisi, hüküm hadisi değildir. Yani, o hadis, hadis-i kutsi, hadis-i şerif mertebesinde olmayıp mendup ve müstahapları anlatan, beşeriyetimizin anlatan hadistir ki nedir o makamı? O kişiye, o haletine, o zamandaki mağduriyetine, itikadına, inancına, imanına has. Genel olmayıp o kişiye has söylenmiş hadis. Mesela her hadisi şeriften ahkam çıkmaz. Beşeriyetin iktizası var. Hadisi şerif var, hadisi kutsi var. Ayet, kelamı ile manası Allah'tan olanı, hadisi kutsi manası, yani içeriği Allah'tan, ifade şekli, peygamberden olsa hadisi kutsi, içi ile dişi, manası ile uslubu, ifadesi, peygamberden olursa hadisi şerif, beşeriyetin iktizası olarak kişiye has, an değil, has. İşte suç burada o filozofun yaptı. Hası am yaptı. Oysa çok iyi biliyoruz ki bunun fiili de var. Birkaç metreden, yani ağaçtan düşen ölen olduğu gibi genelde 10. kattan düşüp ölmeyenler var. Buna inayete hassa, imdadat hususiye denilir. Olması gerekirken Allah adetini kaldırıyor. Mesela ona ait Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şeyde mağarada yılan esirmiş. İş olmamış. Peki zehiri şey yapmış, zehirlemiş Zeynep diye Yahudi kadını. Ondan sonra yemeyin diye söylemiş. Sonra besmele çekip yiyinmiş. Yani genetiğini değiştirmiş. Harici bir itikat, iman gücü, halet-i rüye veya ona Allah'ın ihsanat-ı hususiye, imdadat-ı hususiye, İhsanat-ı Rabbani ona has ki umumi tecelli eden esmalar var, sebepli esmalar, sebepsiz esmalar var. Mesela sebepsiz yaratılmalar var, sebepli yaratılmalar var. Anasız babasız olan Adem Aleyhisselam, annesiz olan babasız olan. Annesiz olan Hava. Annesiz olan Hava validemiz babası var yani erkekten. Ama anne babalı olan biz. Dolayısıyla o Osman'ın söylediği çok antika bir konu olduğu için hem gündeliğe cevap vereyim. Has bir hususi olan onun itikadına, imanına, Allah'a teslimiyetine has bir hususi olan. Mesela Bediüzzaman Hazretleri zehir yapılmış, verilmiş. Camlar kırılmış, Afyon'da donması lazım. Zahir beşeriyet iktizasıyla ölmesi gerekiyor. Ne yaptı? Allah yaşattı. Hepimizin hayatında olması gerekenleri Allah kaldırdı. Ya Rab kaldır diyoruz. Buna hususi bir tecelli denilir. Onun itikadına, imanına, anlayışına merhamet ilahinin tecellisini ifade eden has bir sözünü peygamberin bunu yazan onu âm yaptı, umumi yaptı ve celbeze yaptı. Zaten felsefeci olduğu için kuvve-i akliye ifratı. Kuvve-i akliyenin ifratını milleti de
Aa şun vay be ne kadar biliyor. Batla, oysa batla. Bu adam akıllı değil bu adam. Bu adam zeki. Yani zeki nedir? 7 tane duyunun, yani 5 tane diyelim göz kulak, duyunun bütünselliğiyle çalışan zekadır. O ifrata varırsa cerbeze olur, tefrit olursa gabavet olur, bir şey basmaz. Vasat olursa hikmet nedir? O zaman hikmet, mesela adam alıyor, çok iyi biliyor. Arapçayı bileni, meal verene adama alim diyorlar. O kadar Arapça Filistin'de, Mısır'da, Suriye'de ateist var ki dinsiz, gözükmemiş kadar. Arapçayı biliyor. Yani Kur'an'ı hadise meal veriyor. Değil. Hadise meal değil. Hadise anlam yükleyen, yani hadis-i şerifi dimağdaki karşılığı, vicdandaki karşılığı, kalpteki karşılığı, ruhtaki karşılığı. 4. Dimağ, vicdan, kalp, ruhta. Onların karşılıklarını anlatana muhaddisun, ayeti anlatanlara müfessirun, ahkam çıkartanlara müştehidun, itikat çıkartanlara itikat imamları denir. Nasıl okuyacağımı, 30 tane imam gelmiş, kıraat imamı, Hanefi mezhebinin kıraat imamı İmam Asım'dır, imamın şöbedir, Ebu Bekir şöbedir, bir, yani daha bunları bilmiyoruz. Şimdi alıyor, has hadisi am yaptı. Oysa o kadar şeylerde mucize, 19. mektupta o kadar mucize var ki, yani Allah adetini kaldırmış. Adetini kaldırdı o kadar şey. Kişinin haletine 2, itikadına 3, imanına 4, teslimiyetine. O andaki onun zaruri, mesela denize düşmüş, boğulmamış, bir şey tutulmuş, atılmış. Yani düşmüş 5. kattan, yok elektrik şeyine çarpmış, yani veya sebepsiz hiçbir şey yok. Ya bu nedir? İmdadat-ı hususiye, inayet-i hassa, ona esbaplı esma tecelli etmiyor, esbapsız esma tecelli ediyor, gidiyor onu esbapsız esmayı esbaplı esma ile tanımlıyor ve insanlara celbezi yapıp zındıkaya hizmet ediyor, bilmeyerek veya bilerek. Bilmiyoruz. Neticede hadis inkarına herkesin sebep olduğu için ayet inkar etmek gibidir. Peki özürü var mıdır? Mahkematta ifrat edenin özürü yoktur. Alimin özürü yoktur. Nereye, hangi fenafil olmuşsak, fenafil risale, fenafil Kur'an, fenafil hadis olmuşsan, Allah ben şöyle bakıyorum, uzatıyorum zannetmeyin ama çok şeyimize cevap verecek. Mesela diyor ki Allah Resulü, şu zata böyle diyor. Bu zata öyle deyince, ben bu oradan ders çıkartmak, hayatımıza anlam vermek, malzeme yapmak dışında, o anda ben bunu söyleme ihtiyacı duyan Allah Resulü'nün ruhunu çözmeye çalışıyorum. Yani aklını çözmeye çalışıyorum. Yani bu kelamda iz takip ediyorum. Bir şey söyleyeceğim lütfen ama şeyimi kesmedin. Allah Resulü birisine söylüyor mu? Söylüyor. O zat ve bu. Allah-u Alem %50-60 o anda onun psikolojisini anlıyor. Buna mesela diyelim ki bir sahabeye diyor ki ama bu has iken amya olmuş. Yolda taşı kaldırmak sadakadır. Bir sahabe diyor ki işte cihata mı girin? Hay annene şey yap. Mesela, sizin en hayliniz diyor bak şimdi. En hayli ailesine iyi, yumuşak davranandır. Bak bir insan kim, kime, neyi, ne zaman, niçin, makam, maksat, uslubu takip ederek söyler. Bir insan ki Allah Resulü, bir insana, sahabeye, sizin en hayırlınız diyor, ailesine yumuşak, iyi davranandır. Tamam. Bunu söyleme ihtiyacı duyurmuş. Mesela, bir tane örnek veriyorum, toparlayıp birkaç tane örnekle. Tebessüm sadakadandır. Bu denebilmesi için. Adamın gülmüyor olması lazım. Yani evet. Yani ona denmişse bu insana bu söz ihtiyaçtır. Bu onun ilacıdır. O onu kuyudan çıkaracak. O onu fark etmiyor. Ona ayna tuttu. Bak dedi o hadisi söylerken bak bu aynaya. Yapamıyorum ya. Tebessüm sadakadandır. Ondan sonra zalim bir insanın gürüne
Taşı kaldırmak sadakadır. Ne yapıyorduysa. Diğerisini söylemiyor. Ondan sonra bunu söylerken Allah Resulü'ne fenafil Resul var ya tabiata, fenafil şef, fenafil Resul. O kelamı takip ediyor. Nasıl takip ediyorsun? Köpek bile ben görmediğime inanmam demez. Benim gözüm burundur der. Benim gözüm köpek burundur der. Yarasa benim gözüm kulağımdır der. Köpek görmediğine kokusuyla gider. Görmediğimi inanmam demez sahibine. Hay yavrum, hay yavrum, yakala onu. Görmedim ki ey benim ustacığım, sahibim. Kokuyla gider. Yarasa sesi gönderir, eşeğe çarpar, enlem boylamını tespit eder, koordinatlarını ve maddeyi de tespit eder yumuşaklığı. Ondan sonra aralarından, zillerin arasından çarparak, çarpmayarak çıkar. Bu frekans. Öyle bir frekans değil, 20 ile 20 bin arasındaki frekansı çözen insanın aklı şeye kulağı. Yarasa ise 120 bin. Tak tak tak. Gönderiyor, gelen sese göre yönünü tayin ediyor. Ne diyor yarasa? Ben görmediğime inanmam demez, duymadığıma inanmam. Tamam mı? Kulağı. Demek ki onun gözü bu olmuş. Şimdi Allah Resulü elindeki akan şeyi söyleyeceğim. Su. Ne yapmış? İndel hace karşıkiyi ikna etmek, ilzam etmek, iskat etmek için kullanmış. Yani kafiri susturmak, Müslüman imanı artırmak, teslimiyeti olmayan riyakara, münafığı ihlasa getirmek için parmağından su aktı. Ben buna böyle bakmıyorum. Şimdi Allah Resulü bu ihtiyaç duydu. Münafığa, kafire, gafile, Müslümana, Müslüman olacaklara buradan ders veriyor. O adamın imanı artıyor. Ben başka bir şey bakıyorum. Ne ona bakıyorum, ne Resul'dan böyleliğine bakıyorum. Su aktığı zaman şöyle bakıyorum. Su, ben dua ediyorum, elimden su akıyor, ben peygamber oluyorum, tamam mı? Bu izi takip ediyorum. Parmağımdan su aksa benim imanım ne olur? Fenafil Resul mü? Evet, fenafil. O Resulullah oluyorum o. Şimdi benim su aksa şöyle, bir uzatır mısınız? Bak elinize, bana değil, elinize. Şimdi parmağınızdan su akıyor. Yani israf olmayacak elinize falan. Ben böyle uzatıyorum. Yani şu parmağınızdan su akınca... Ben dolduruyorum. Ne olur? Osman şimdi parmağına su aktığını hayal et. Tabii şimdi tabii. Korkarım abi. Korkar. Korkar. Herkesin böyle diyeceği. Ödümüz parmağına. Peki bu insan böyle rahat durabiliyor mu? Yağmasıyla yağmaması, sebeple sebepsiz esmaun alemin eşit olmuş. Az önce söylediğimiz bu. Tayin taşa. He? Arada söylemiştik ya. Esbaplıdan esbapsıza geçmiş oluyor. Tayin teşahhus zat sıfatı. Evet. Sana şey yapınca mutlak hürriyet sahibi, mutlak irade sahibi oluyor. Onda mesela iman ettiğiyle beslendiği için Allah'ın kudreti onda zahir oluyor. Ama o da seyrediyor. Peki şimdi buna dön. Resulullah'ın imanı nasıl olur? Kendisinin. Acayip değil mi? Şimdi Allah Resulü'nün bu bazı hareketleri amdır, bazı hastır. Bazısı da ahkamdır. Aynı ayet gibi. Ayette cari olan sucunun, gusun, hattın, battın, nutalan ayetin meratipleri olduğu gibi hadisin de meratipleri var. Adam mealini alıyor. Hiç bu meratipleri kale almadan ahkam hadisiymiş gibi. Kime söylenmiş? Ne zaman kim? Söylenmiş? Hiç. Hiç sanmadan meal almış. Türkçe meali. Abad diyor. Böyle işte. Şimdi